problem daha koyuyorsun. Oraya bir problem daha ekliyorsun. Kaldı ki bilim adamları da bunun yapılmasının hem ekolojik anlamda nedenli sıkıntılar, sorunlar yaratacağını söylüyor. Güvenlik uzmanları güvenlik açısından zorluklarını ifade ediyor yarın. Birçok bu konuda birikimi olan, bilgisi olan insanlar, güvenilir insanlar bu konudaki Kanal İstanbul üzerindeki olumsuzlukları anlatıyorlar. Ama biri çıkıyor diyor ki ben diyor yaparım. Zorbalıkla da yaparım. Seni de tanımam. Arazi alındı. Ben irayı da bilemem. Katarlara satıldı. Oraya çok büyük paralar döküldü. Şimdi o paralar devlet dökmedi. Şimdi yani onun rantını kim şu an pazarladıysa o ödesin bedelini. Benim vatandaşım niye ödüyor ki? Kim orayı pazarladıysa, kim teşvik ettiyse, kim oradan Kanal İstanbul projesi ortaya çıktıktan sonra arazi aldıysa, arazi kapattıysa onun bedelini de o ödesin. Niye benim vatandaşım ödüyor ki bu bedeli? Yani sen düşüncesizce hareket edeceksin, zorbalıkla hareket edeceksin, ben bilirim anlayışıyla hareket edeceksin, bu vatandaşla inatlaşacaksın, bedelini vatandaş ödeyecek. Bunu kabul etmemiz mümkün değil Fatih Bey. Ülke bu kafayla yönetilemez artık. Yönetemiyorlar da. Bir şey de söyleyemiyorlar. Bakın, geçenlerde biliyorsunuz biz bir çatı kampanyası başlattık. Yerel yönetimimizle, yönetimlerimizle ilgili bir slogan da bulduk. Hemen o sloganın peşine düştü. Artık söyleyecek bir şeysi yok. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir kar yağdı. İki araba kaydı diye iki arabanın kayıp görüntüsü üzerinden onu göstererek oradan siyaset üretmeye çalıştı. Artık söyleyebileceği bir şey yok. Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl hapis cezası bir dava var. Evet. Orada sizin çok sevdiğiniz bir vali var. Evet. Ordu valisi. Evet. Şimdi Kocaeli valisi oldu. Yani çok yakışmayan vali. Devlete yakışmayan bir vali. Devletin yüz karası bir vali bana göre. Çünkü vali dediğiniz hem devlet saygınlığı olmalı. Vali Fatih Bey komplo kurar mı? Tuzak kurar mı vali? Belediye başkanına değil mi? Hepimize. Sadece siz de oradan mıydınız? Konunun muhatabı benim. Aha, bir anlatın onu, hatırlatalım bir ya. Şimdi bakın, olay şu. Bayramlaşma münasebetiyle Sayın Ekrem İmamoğlu Ordu'ya geldi. Büyük bir meydanda orada vatandaşlar bayramlaştı. Hem konuştu, önce izin verilmek istenmedi falan ama neyse izinler alındı. Tam Ekrem Bey konuşmasını sürdürürken biz de aşağıdayız tabii, otobüsün içindeyiz. Orada bir emniyet yetkilisi beni aradı. Dedi Sayın Başkanım, Ekrem Bey sizin refakatınızda mı? Dedi, havalanında olacak. Evet dedim, benim refakatımda gelecek dedim. Diyalog bu kadar, tamam dediler, gitti. O saate kadar bize herhangi bir bilgi gelmedi. Ki benim yasal hakkım VIP'i kullanmak ve beraberimdeki heyetle de geçmek benim hakkım. Biz kapıya kadar geldik. Tabii dışarıda insanlar havalanın hemen ana kapısında, VIP'nin kapısında fotoğraf çektirmek istiyor. Ekrem Bey'e bir şekilde beraber olmak istiyor. Biz içeri girdik annesi ve babasıyla. Geçtik X-Ray'den. Her neyse içerideyiz. Bir baktım ben. Havaalanının ortasında Çevik Kuvvet barikat örmüş. Dedim bu niye? Sonra oradan bir yetkili geldi. Ya Sayın Başkanım dedi, işte Sayın Vekilim dedi, siz buradan uçabilirsiniz ama dedi Ekrem Bey uçamaz. Ya kardeşim nasıl uçamaz? Yani benim heyetim benimle birlikte gidecek gerekirse. Ne demek yani? Biz o havalanından, o VIP'den kimlerin uçtuğunu çok iyi biliyoruz. Ki Büyükşehir Belediye Başkanı. Ne alakası? Kaldı ki seçilmiş, seçimi iptal edilmiş bir belediye başkanı. Belediye başkanlığı hakkını geçmişte kazanmış, yapmış bir insan aynı zamanda. O VIP'de uçabiliyor zaten. Evet. Dediler hayır, işte Vali Bey'in talimatı uçamaz. Dedim ki o zaman ben Vali Bey'i arayayım, bir görüşeyim dedim. Arıyorum arıyorum, telefona cevap vermiyor. Oradaki yetkililere dedim ki o zaman ben Vali Bey'e ulaşamıyorum, siz bari ulaşın. Benim görüşme talebimi iletin dedim. Tabii onlar da ulaşamadı. Ben mesaj çektim. Sayın Valim mutlaka görüşmemiz lazım dedim. Hatta görüşmeyince inanın şunu da söyledim. Sayın Valim adamsanız telefonuma çıkın dedim. Aynen bu ifadeyi kullandım. Telefonuma çıkın lütfen dedim. Gene ses yok. Oradaki arkadaşları tabii ben ikna etmeye çalıştım. Orada bizim emniyet
kuvvetlerimize en ufak bir şey olmaz. Ben tabii ilerleyince polis beni ilerletmemeye çalıştı. Ben ileri zorlayınca o arada Ekrem Bey geldi. Şey yaptı. Geldi dedi ya başkanım boş ver dedi ya. Size kurban alayım dedi. Çok önemli değil dedi. Hadi gidelim dedi. Biz öbür taraftan geçelim. Çok önemli değil. Oradan geçmişiz, buradan geçmişiz dedi. Onların yaptığı dedi. Onlara kalsın dedi. Onlara bu fırsatı vermeyelim dedi. Aynen böyle. Onlara bu fırsatı vermeyelim dedi. Ve biz oradan çıktık. Normal girişe girdik. Yani bizim aslında... Peki nerede Sayın Ekrem İmamoğlu bu Seddar Yavuz'a eski ordu valisine hakaret etti diye hapis cezası? Yani nerede hakaret? Tamamen nerede? Orada bakın emniyet bazı polislere sürme tehdidinde bulunarak sizi sürerim diye tehdit ederek ifade verdi dedi. Benimle ilgili mesela bana da tazminat davası açtı. Dava açtı. Ben dilime alamam öyle bir hakareti. Aklıma da gelmez. Bana deseniz ki şunu ancak yazarsanız belki okurum. Ya şunu söyle deseniz dahi söyleyemem o hakaret ifadesini. O vali de tabii yaptığı hakaretlerden Ekrem İmamoğlu'na yaptığı o size yaptığı o kısmen saygısızlıktan dolayı saray ödüllendirmiş Kocaeli valisi o olmuş. Zaten saraya yaranmak için yaptı. Kahraman olmak için yaptı. Bakın, ama ödüllendirilmiş ben, şu an Kocaeli valisi. Aynı Ekrem İmamoğlu Trabzon havaalanına indi, gitti, bindi, VIP kullandı. Bir şey olmadı. Evet. Ne olmuş? Ya bakın. Yeni Türkiye bununla, bu. Bununla Sayın bitireyim Başkan. De bakın bu konuyu Fatih Bey. Ya diyelim ki hakikaten geçiş hakkı yok, şu yok. Ya misafir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Ne olur özel uçak zaten 50 metre yürüyecek. Yani Ordu Havaalanı, Ordu Giresun Havaalanı büyük bir havaalanı değil zaten. Yani yürüme uçağa gidecek, geçecek. 50 metre yok. Annesi babası yanında. Ne olmuş oradan geçse? Diyelim ki hadi benim de yetkim yok, onun da yetkisi yok. Ne olur oradan geçince zararı mı var size? Öbür tarafı kullanmış olsa vatandaşın geçişini engelleyecek. Herkes fotoğraf çektirmek isteyecek, konuşmak isteyecek, diyalog kurmak isteyecek. Senin zaten normalde oradaki akışı, yolcu sirkülasyonunu engellemesin. Buradan alın denen deyip talimat vermen lazım. Ama öyle bir gözünü hırs büyümüş ki, öyle bir böyle saray yalakalığı yapmayı kafasına koymuş ki, saraya yaranmak için orada her şeyi yapabilirdi. Açıkçası ben Ekrem Bey'e çok teşekkür ediyorum. Onun sağduyusu olmasaydı orada, hani o da benim o günkü tepkime şey yapmış olsaydı, katılmış olsaydı, orada belki de çok daha istenmeyen sebepler olabilirdi. Çünkü sen benim hakkım olan şeyi benim elimden alıyorsun. Sen valisin. Kanun koyucu musun sen? Orada VIP'nin havaalanı kuralları belli. Sen kanun koyucu musun da kanunu engelleyerek beni engelliyorsun? Ben kendi hakkımı orada savunamazsam vatandaşın hakkını